Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağız. Tabii ki Beşiktaş Fenerbahçe karşısında derbide gerçekten çok etkisizdi. Hatta son yıllarda böyle bir Beşiktaş görmedik. Çöp adamlar diyenler oldu. Bunu hak etti hak etmedi tartışmasına girmeyeceğim ama Beşiktaş'ın son derece etkisiz bir maç oynadığını net bir şekilde gördük. Burada Rıza Hoca'nın kadro tercihleri tartışıldı. Oyuncuların performansları tartışıldı. Her şey tartışıldı söyleyebiliriz. Çünkü bu tür sonuçlar ortaya çıkınca birçok şeyi tartışmak mümkün olabiliyor. Beşiktaş videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerlidir. Şimdi Beşiktaş yeniden ayağa kalkmak istiyor. Onu özellikle söyleyelim ve bazı oyuncu larla ilgili transfer görüşmelerine başlayacak. Çünkü başka çaresi yok. Bu takımla bu işin olmayacağı net bir şekilde ortaya çıktı. Bunu başkan da gördü, Feyyaz Uçar da gördü, Samet Aybaba da gördü, Rıza Çalınbay da gördü. Her ne kadar Rıza Çalınbay sürekli şikayet ediyor dense de yani önümde bir tablo var. Yani sadece Rıza Çalınbay için değil bu tablo gerçekten bu hani kabul edilebilir bir durum değil. Onu özellikle söyleyelim. Bu sezon bakın inanması çok güç diyeceksiniz ama bu sezon 20 futbolcu 41 kez sakatlanmış. Yani burada demek ki antrenman biliminde yapılan çok ciddi bir hata var. Bunu özellikle söyleyelim. Nitekim Fenerbahçe maçında da hem Umut Meraş hem Jetson Fernandes e, sakatlandı ve onların da iki hafta oynamayacağı bilgisi geldi. Şimdi bu kadar bir takımın sakatlıklarla boğuşması tabii ki bence. E, antrenman bilimi açısından bir sıkıntının olduğunu ortaya koyuyor. Ama onun yanında bir tartışmayı da beraberinde getirebilir. Hani bu da öyle. Futbolcular da acaba kendilerine çok iyi bakmıyorlar mı sorusunda sormamız gerekiyor. Evet. Şimdi şöyle söyleyelim. Şöyle bir maça çok gerilere dönmek istemiyorum. Beşiktaş taraftarının unutmak isteyeceği bir maç. Öyle söyleyebiliriz. Ama bazı oyuncuların öne çıktığını söyleyebiliriz. Mesela burada neden Amir'le başlamadı? Klasik Amir, Jetson, Salih Uçan üçlüsüyle başlamadı sorusu yoğun bir şekilde soruluyor. Necip gerçi kötü oynamadı ama uzun bir süredir stoper oynayan bir Necip'i oraya almak yerine acaba o klasiği bozmamak, Oxlade-Chamberlain ile biraz daha aşağı atmamak düşünülebilir miydi? O da oyunun iyilerinden de onu da söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim bana göre oyunun iyileri Mert zaten bir numara. Onu ayrı bir yere yazmak lazım. Mert gün Necip de iyiler arasındaydı. Cengin çabası ve Oxlade Chamberlain'in çabası vardı. Şunu da söylemek lazım. Jetson Fernandez'in çıkışından sonra Fenerbahçe hani klasik tabirle. İnönü'de de hayatının en kolay maçını oynadı diyebiliriz. Diyeceksiniz ki sadece Jetson Fernandez mi? evet orta sahada çok koşan, çok mücadele eden bir oyuncu çünkü alanları kapatıyordu. Böyle olunca gerçekten de çok çok ciddi bir sıkıntı oluştu. Şimdi bir iki tane geçmişe yönelik cümle söylemem gerekiyor. Biliyorsunuz giden başkan, genellikle ben gidenlerin arkasından konuşmayı sevmem ama Ahmet Nurçebi işte transferde hata yapmadık her şey çok güzel gitti cümlelerini söylemişti. Ee, yani ben e, bu, bu takımı kim kurdu o zaman? Yani Ahmet Nur Çebi kurmadı, Şenol Güneş kurmadı. O zaman birisi geldi dışarıdan, Ceyhun Kazancı kurmadı. Birisi geldi dışarıdan e, oyuncuları seç, seçti, seçti, aldı. Yani bu e, kabul edilebilir bu durum değil. Bir kere Ahmet Nur Çebi yönetiminin, liderinin e, çok ciddi hatası olduğunu söyleyelim. Başlangıçta da söylemiştim, bir kez daha söylemekte yarar var. Diyorsunuz ki biz Beşiktaş'ın bir kuruşunu bile sokağa atmayız. Güzel. Nerede baktiyarla baktiyar zannettin oğlu Onana? Nerede? Yani derbide neredelerdi? Kenarda oturuyorlardı. Onana hiç girmedi. Zaynettinov da 80. dakikada oyuna girdi. İkisinin toplam bonservis bedeli 8,5 milyon euro. Sezon başında yaz transfer döneminde Beşiktaş çok önemli bir oyuncuya talip olmuştu. Nino ve 7 milyon euroya serbest kalma maddesi vardı. Bir stoper, Brezilyalı stoper. Ne yaptı Beşiktaş? Oo, biz 7 milyon euro veremeyiz. O 7 milyon euro veremediğiniz oyuncu... Şimdi Nottingham Forest'le 3 Kasım'da Nottingham Forest'le anlaştı. Size gelse belki siz para da kazanacaksınız ama siz gittiniz Bahtiyar Zaynettinov'la 10 anayı aldınız e, ve sonuç itibariyle de biz transferde hata yapmıyoruz diyorsunuz. Neyse bu tabi e, bir şekilde eski yönetimin e, üzerinde düşünülmesi gereken kararları diye söyleyebiliriz. Evet şimdi tabii geçmişe yönelik şeyleri cümleleri biraz kenarda bırakarak 14 Aralık Perşembe günü Beşiktaş'ın bir Lugano maçı var. Oraya döneceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. E, bu arada tabii çok e, enteresan bir not var. Yani onu da sizlerle paylaşmak isterim. Çok sevimli değil. E, maçta iki penaltıya sebebiyet veren Bayli'ye e, sosyal medyadan tehdit mesajları gelmiş. Ve tırnak içinde sen adam değilsin sözleri. tabii ki futbolcular e, zorla oynamıyorlar. Zorla paranızı da almıyorlar kasadan. E, onun için onları siz seçiyorsunuz. Siz oynatıyorsunuz. Hata da yapabilirler. Hata yaptıklarında da kalkıp ee, işte e, sen adam değilsin türünden hakarete gerek yok. Çünkü siz seçtiniz sonuçta yönetiminiz seçti başkanınız seçti e, ve sonuç itibariyle işte sportif direktörünüz seçti. Yani bu cümlelere çok e, sıcak bakmadığımı söyleyeyim. Yani bu tür insanlara hakaret eden cümlelere gerek yok. Evet gerçekten çok büyük hata yaptı. İki tane büyük hatası çok ağır ağır bedelle geri döndü. Ama şunu da söyleyeyim. Yani sadece onun hatasıyla yenilmedi Beşiktaş. Beşiktaş'ın geneline bakın. Genelde çok ciddi sıkıntı var. Mesela Abu Bakar neden oynamadı? Bu da ayrı bir tartışma. Onu da özellikle söyleyebiliriz. Neden ilk 11 başlamadı? Sonuç itibariyle Artık Beşiktaş'ın unutması gereken bir maç olarak tarihe geçecektir bu karşılaşma. Şimdi önüne bakacak Beşiktaş. Başkan'ın Fransa'da yaptığı girişimler vardı. Söylemiştim size. Bazı oyuncular için girişimlerini sürdürüyordu. Bu arada tabii Feyyaz Uçar'ın da gelmesiyle, Samet Aybaba'nın da gelmesiyle iç pazara da çok ciddi bir şekilde araştırma noktasında girdi Beşiktaş. Çünkü bir an önce bu durumdan kurtulup en kötü ihtimalle bu seneyi Türkiye Kupası ve Avrupa vizesi arkasından gelecek senenin de şampiyon kadrosunu kurmak için uğraşacaktır diye düşünüyorum. Bu manada şimdi size 3 isimden bahsedeceğim. Bir tanesi için Beşiktaş beklemedi. Onu söyleyelim. Ee, ki sezon başında da gündeme gelmişti. Trabzonspor'un henüz sözleşme imzalamadığı Bakasetas konusunda bekliyor Beşiktaş yani etik bir bekleyiş eğer imzalamazsa Ocak ayında biz e, imzalamazsa bizi tercih ederse biliyorsunuz Ocak ayından sonra bu görüşmelerin yapılması mümkün. Bakasetas e, gündemde duruyor onu özellikle söyleyelim. Tabi Beşiktaş için ne olur derseniz Beşiktaş, Bakasetas iyi bir tercih olur diyebilirim. İkinci isim yine yurt içinden bir isim. Ee, hocanın biliyorsunuz bir stoper, bir orta saha ve bir kanat oyuncusuna acilen ihtiyacım var demişti. İşte o kanat oyuncusu konusunda da hedef olarak belirlenen isim. Yusuf Sarı. Yusuf Sarı'yı tabi sadece Beşiktaş istemiyor onu da söyleyelim. 2025'e kadar sözleşmesi var. Sezonun en formda oyuncusu, milli takımın kanat oyuncusu öyle söyleyebiliriz. 5 milyon euro gibi bir bonservis bedeli olduğunu, güncel piyasa bedeli olduğunu söyleyelim. 19 maç oynamış 2 gol 7 asistle yani 9 gole doğrudan tesir etmiş. Neredeyse %50'sine tesir etmiş bir yapı sergiliyor. Yusuf Sarı'nın bir başka talibi de Toulouse Fransa'dan Toulouse takip ediyor kendisini ama Beşiktaş'ın da Rıza Hoca'nın isteği doğrultusunda bir kanat oyuncusu olarak hem de ters ayakla içeriye devrilen kanat oyuncusu olarak düşündüğü oyuncu. Çünkü hani artık Beşiktaş taraftarı ki haklısınız onda bir şey söylemiyorum artık cam adamdan kurtulmak istiyoruz diyorsunuz. Kim cam adam? Cam adam Gezal gerçekten de Gezal'ın artık Gezal'a güvenilerek bir sezona devam etmek ve bir başka sezona başlamak önemli bir hata olacaktır diye düşünenlerdenim. bir yabancı oyuncu, bir sol bek biliyorsunuz Masuaku arkasında umut istenen verimde değil. Oraya bir sol bek arayışı var ki bir de Masuaku'nun Afrika Kupası'na gitme durumu olunca e, mutlaka bir e, sol bek almak gerekiyor. Havigalan e, isminden bahsedelim. Havigalan ismi Atletico Madrid'de. Şimdi Havigalan'la ilgili ne neden Havigalan? Bir kere İspanyol bir oyuncu, sol bek oynuyor. E, onun sıkıntısı da süre alamamak. Aslında bu sezon geldi Celta Vigo'dan oyuncu 2026'ya kadar sözleşmesi var 12 milyon euroya geldi ama süre alamadığı için de sıkıntı yaşıyor onu da özellikle söyleyelim ee, ve Lino ve Rikelmen'in ardında kaldı ee, 29 yaşındaki oyuncu yani bu tür yaştaki oyuncular da çok fazla beklemek istemiyorlar Real Betis ve Eintracht Frankfurt'un da gündeminde oyuncu hani şöyle söylersek anlaşılır 7 maçta sadece 157 dakika süre aldı Bu arada Çağlar Söğüncü'den de bir haber var onu da sizlerle paylaşalım Son maçta Almeria maçında e, yine yedek sırasındaydı ama e, Simeone bir açıklama yaptı. E, hayır onu göndermek istemiyorum zamanı gelecek ve oynayacak dedi. Yani bu zamanı gelecek oynayacak da 2024 Avrupa Şampiyonası'na nasıl gidecek Çağlar Soyuncu? Bu da tartışma konusu. Yani bu e, açıklama hem Fenerbahçe'yi hem de Beşiktaş'ı biraz sıkıntıya sokacak gibi görünüyor. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.